Herkese merhaba, ben Senem. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü videoda da hem arkamda görünen hem de onun tam karşısında olan ayakkabı bölümünü güncelleyeceğim. Güncelleyeceğim derken yeni sezona uygun bir hale getireceğim. Çünkü artık havalar oldukça soğudu, yazlık ayakkabılara da gerek kalmadı. Kışlık sonbaharlık ayakkabılarımı da bulmakta zorlanıyorum. Çünkü hepsi kutuların içinde. Sezon sezon ayırıyorum hepsini aynı anda koyabileceğim yer olmadığı için. Yazlıkları kaldırıp kışlıkları kaldırıp yazlıkları getiriyorum. O yüzden şimdi artık botları falan yerleştirme zamanı. Neyse şuraya Ikea videomu da ekliyorum. Tam giyinme odama ne yapacağımı açıkçası karar veremedim hala. O yüzden de tam güncelleyemedim. Şu anda o yüzden böyle bölük pörçük eşyalarım. Tam nerede neyim var falan hiçbir şeyim belli değil. En azından ayakkabılarım gözümün önünde olsun diye şimdi onları yerleştireceğim. Aslında daha önce yerleştirecektim ama aynı zamanda videoya çekip sizinle de paylaşmak istiyordum. Ve vaktim de olmadığı için ancak bugüne kaldı. O zaman hep birlikte bir an önce isterseniz yerleştirmeye başlayalım. Bu arada videonun sonunda da en favori, en çok sevdiğim botları da yine sizinle paylaşacağım. Videonun sonunda tekrar görüşmek üzere. Temizlik malzemelerimi de yanıma aldığıma göre artık buradan ayakkabıları boşaltmaya yavaş yavaş başlayabilirim. O zaman bana kolay gelsin. Size iyi seyirler. Burayı büyük ihtimalle hızlandırmaya alacağım. Çünkü hepsini boşaltıp yerleştirmem oldukça uzun sürecektir diye düşünüyorum. Başlayayım. Şunları bırakıyorum. Ama şimdilik indireyim. Bunları kaldırmayacağım. Bunları çünkü bu sezonda giyerim. Bu siyah ayakkabılarımı da bırakacağım. Bunlar da yine sezonluk. Evet, geri kalanlar gidiyordu. Evet, şimdi boşaltma işlemini tamamladım. Şimdi silip yerine botları yerleştireceğim. Sonra da yazlık ayakkabılarımı kutulayıp kaldıracağım. Devam ediyorum. Son katı da siliyorum. Arkasından bu bölümü yerleştireceğim. Bu bölümü yerleştirdikten sonra da karşı tarafa geçeceğiz. O zaman ben devam ediyorum. Evet, şimdi temizlik işlemi bitti. Arkasından yerleştirmeye başlayacağım. Şimdi böyle karışık olarak koyacağım. Çünkü hepsini aynı alanı açamıyorum. Karışık koyduktan sonra renklerine göre düzenleyeceğim. Şimdi başlıyorum. Kürklü payetli ayakkabılarımı da çıkarayım. Ay, ayakkabılarımı özlemişim bazı şeyleri. Şu anda görünce fark ediyorum. Ayakkabılarımı da çok seviyorum. Aslında videonun sonunda gösteririm demiştim beğendiğim, sevdiğim ayakkabıları ama belki buraları şu anda hızlandırmaya almış olabilirim. Tam emin değilim. Botlarımdan biri de şu parıltılılar. Aslında çok fazla giyemedim. 2 ya da 3 kere giyebildim sanırım. Ama gerçekten çok güzeller. Işıl ışıl. Ayakkabıların da topuklarını çok beğenmiştim. Bu sene çorap botlar yine trend. Ben de geçen sene almıştım bunları. Metalik topukları var. Bunlar da yine en sevdiğim botlardan. Fark ediyorum ki en çok siyah botum varmış sanırım. Çok fazla renkli parçaya yatırım yapmamışım. Ayakkabılarda daha çok siyah ağırlıklı.
bir saniyelik benim için hemen hemen yarım saatlik bir aradan sonra tekrar merhaba. Artık hemen hemen hepsini yerleştirdim gibi bir şey. Şimdi boydan size göstereceğim bu kısmı. O zaman hep beraber bakalım. Favori ayakkabılarımı da göstereceğim şimdi. En üstte gördüğünüz gibi çantaları yerleştirdim. Onun altına da en çok giyeceğim topuklu ayakkabılarımı bıraktım. İki tane siyah ayakkabı, bir tane bu sezonun trendi diye leopar. Bir krem, bir tane de babet bıraktım ne olur ne olmaz diye. Onun altına da artık botları koymaya başladım. Botları aslında renklerine göre sıralayacaktım. Ama tabii ki ben boyutları hesaba katmamışım. Boyları farklı olduğu için boyutlarına göre, uzunluklarına göre yerleştirdim şimdi. Bu sıraya da şansa en severek kullandığım, en çok beğendiğim botlar denk geldi. Bu en baştaki kadife botu geçen sene almıştım. Çok severek kullanmıştım. Onun yanındaki iki gri daha eski. Pembe zaten çok sıklıkla giydiğim botlardan. Onun altına geldiğimiz zaman da siyah botlarımı koydum. Bu siyah zımbalı botlarım da geçen seneden. Bunlar çok rahat, her kombinde giyilebilecek botlardan. Onun yanındakiler, bu bot biraz daha eski. Çok fazla giyemedim, çok fazla giyme fırsatı bulmadım. Çünkü topu yüksek ve çok rahat bir ayakkabı değil. Bu zımbalı botum da yine geçen sene almıştım. Bu tahta topuklu botu da tabii ki topuklarına vurulup aldım. Gerçekten severek kullandığım botlardan. Onun alt kısmında da payetli botumu koydum. Taşlı bir ayakkabım var, onu koydum. Böyle kışlık, içi kürklü, topu payetli bu ayakkabıyı koydum. Onun yanına da yine siyah ayakkabı ve leopar desenli botumu koydum. Burada çok bir düzen yok, dediğim gibi işte boyutlarına göre yerleştirdim. Onun altında yine siyah botlarımı koydum. Siyah botlarım da şu ilk iki botu tabii ki yine topuklarına bayılıp aldım. Ama bu çorap botlar geçen sene de çok trendti. Bu sene de trend. O yüzden bu sene de sık sık giyeceğime eminim. Onun yanında yine siyah botlar devam ediyor. En baştaki altın zımbalı olan ayakkabı da oldukça eski. Çok rahat olduğu için çok sıklıkla kullanmıştım. Alta da şöyle karışık bir düzen yaptım. En başa kot olan botumu, onun yanına bordo bot, kareli ve en başa da çok eski, yani 3-4 senelik var sanırım bu iki botta. Ama severek giydiğim yine botlarımı yerleştirdim. Şöyle en baştan göstereyim şimdi. En baştan, en alttan. Şöyle. Evet, bu tarafı böyle yerleştirdim. Şimdi karşıya geçeceğim göstermek için. Evet, karşı tarafa gelecek olursak yine siyah botlarımı en alta yerleştirdim. Bir tane bordo botum var yanında. En alttaki kutunun içinde de dizi altı çizmelerim var. Onları tabii boyut olarak sığdıramayacağım için kutuyla koydum. Şöyle biraz yakınlaşayım. Bu baştaki siyah topuklu ayakkabım aslında oldukça eski. Ama tabii topuğu yüksek olduğu için, çok rahat bir bot olmadığı için öyle senede birkaç kere giydiğimden yepyeni duruyor. Onun yanındaki ayakkabının özellikle şu topuk detayına bayılıp almıştım. Şöyle göstereyim. Önü patchwork gibi. Şöyle farklı rugan ve normal deriden oluşuyor. Bu da kışın severek giydiğim botlardan. Onun yanındaki botları da yine plexi topuk, işte şeffaf topuk beğenerek almıştım. Bu bordo botların da topuklarının yüksek olduğuna bakmayın. Bu da çok rahat bir ayakkabı. Onun yanındaki botu kış sonu almıştım. Bir kere giydim sanırım. O yeni. Şimdi yukarıya çıkalım. Yukarıya da en başa kahve botlarımı koydum. Bu baştaki kahve botum da sanırım 3-4 senelik. Yine severek kullandığım, dolgu topuk olduğu için rahat rahat giydiğim botlardan. Onun yanındaki botların yine topu yüksek olduğu için çok fazla aslında rahat değil. Bu siyah botlarım da emektar. Şöyle yanlarında çapraz ipleri var. Onlar da çok rahat.
Bu yeşil botlarımı da yine çok severek almıştım. Özellikle ip detayını beğenmiştim. Yanındaki kadife ayakkabılar tabii her zaman giyilebilecek botlar değil ama yine de dolabımda olmasını istemiştim. Oldukça yüksek topuklu, zor giyilen bir ayakkabı olmasına rağmen inanılmaz güzel görünüyorlar. Onun üstüne de çıkalım yavaş yavaş. Onun üstüne de karışık, düzensiz bir düzen var. En başı yılan desenli bir ayakkabı koydum. Kırmızı topuklu ayakkabım, siyah topuklu ayakkabım. İki tane de daha rahat ayakkabım var. Karşı kısımdaki ayakkabı bölümü de bu kadar. Onun üstünde kullanmadığım kutular falan var. Oraları da düzenlemem lazım aslında ama orayı düzenlemedim. Şimdi... Evet, videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay. Botum intihar etti şu anda. Kutular düşüyordu. Konuşamadım. Bir de dilim dönseydi. Uçuyordum.